Eminim ilk izlenim önemlidir sözünü duymuşsunuzdur. Yaygın kanaat bu yöndedir. Oluşan ilk izlenimin önemli olduğunu herkes bilir. Çünkü ilk izlenim uzun vadeli, dirençli ve gelişime açıktır. Peki bu ifadeler ne anlama geliyor? Hemen açıklayayım. Uzun vadelidir çünkü ilk izlenim olumlu ya da olumsuz zihinde yer eder ve uzun süre aynı kalır. İkincisi dirençlidir. İlk izlenimi değiştirmek ya da ortadan kaldırmak hiç kolay değildir ve son olarak gelişime açıktır. Fakat bu öyle cümleyle anlatılabilecek bir şey değil. Şöyle ki, birinin size dair edindiği ilk izlenim sonradan hakkınızda duyduğu ya da doğrudan tanıklık ettiği küçücük bir şeyle iyice pekişebiliyor. Bir örnek vereyim. Diyelim ki birileri sizin pasaklının teki olduğunuzu düşünüyor. Artık siz odanızı her gün toplasanız da o kişinin nazarında bunun pek bir önemi yok. Ama olur ya, bir gün odanızdaki çöp kutusunun tıka basa dolacağı, o kişinin de odanıza gireceği tutar. İşte o zaman yandınız. Size diyecek ki: "Ya ne pasaklısın. Şu çöp kutusunu boşaltmak hiç aklına gelmiyor mu?" İşte bu duruma, yani ilk izlenimin ya da edinilen ilk bilgilerin sonraki diğer tüm bilgilerden daha akılda kalıcı olmasına öncelik etkisi deniyor. Diğer adıyla İlk izlenim etkisi. O halde şimdilik bu bilgiyi kaynamaya bırakalım ve bambaşka bir durumla devam edelim. Hiç şöyle bir laf duydunuz mu? Ancak son işin kadar iyisin. Ya da ancak son maçın kadar iyisin. Son kekin kadar iyisin. Peki bu ne demek? Bu en son yapıp ettikleriniz de çok önemli demek. Yani hakkınızda oluşan son izlenim İnsanlar sergilediğiniz son davranışa ya da performansa öncekilere nazaran daha fazla itibar ediyorlar. Böylece geçmişteki tüm performanslarınız bir kenara bırakılıyor ve sergilediğiniz son performans dikkate alınıyor. Tabii bu durumun da bir adı var. Buna sonralık etkisi deniyor. Bu iki farklı süreci bir de grafikle açıklamaya çalışayım. Öncelikle grafikteki eksenleri belirleyelim. Bu düşey eksene hafıza diyorum. Parantez içinde bellek de yazabiliriz. Yatay eksene de zaman diyelim. Kanaatlerimizi şekillendiren sosyal veriler zamana yayılmış halde bu eksende yer alıyor. Örneğin bir kimseye dair hatırlayabileceğimiz her türlü tutum, davranış, eylem, olay ya da durum aslında bu veriler silsilesinin birer elemanı. Şimdi bu grafiğin eğrisini çizelim. Bu eğri, bir kimseye dair hatırladığımız en net bilgilerin hangi zaman dilimlerine denk geldiğini gösteriyor ya da en çok hangi döneme ait bilgilere önem verdiğimizi. Grafiğe baktığımızda ilk büyük parça sürecin en başında yer alıyor. Yani ilk izlenim ya da öncelik etkisi varlığını bayağı hissettiriyor. Demek ki sürecin başında edinilen bilgi ve oluşan kanaat çok önemli. Grafikteki ikinci büyük parçanın son dönemde yer almasıysa, bir tesadüf değil, Sonralık etkisi. Yani bu döneme ait bilgiler de bir o kadar önemli. Grafiğin tam ortasında ise oldukça değişken bir süreç yer alıyor. Bu zaman diliminde birçok sıradan şey olabildiği gibi, akılda kalan özel şeyler de olabilir. Gel gelelim, bu döneme ait bilgilere, zaman ekseninin en başındaki ve en sonundaki bilgiler kadar önem vermiyoruz. Öyle ki bu süre zarfında yaşanan önemli ve hatırlanası bir durum bile grafiğin seyrinde ciddi bir değişikliğe yol açmıyor. Mesela karşımızdaki kişi bu dönemde alışık olmadığımız ya da bizde duygusal tepki uyandıran bir şey yapacak olursa, evet, o olayı daha kolay ve net hatırlıyoruz. Ama bu durum hafızamızda küçücük bir kırpıntı olmaktan öteye gitmiyor. Ya da bir hafıza testindeyiz ve Hatırlamaya çalıştığımız bir dizi ardışık şeyin tam ortasında bir yakınımızın fotoğrafını görüyoruz. Diğer tüm unsurlar belirsiz kalırken hafızamızdaki kıpırdanma bu defa daha belirgin oluyor. Fakat hatırlamaya çalıştığımız süreç baştan sona tek düze ya da günlük bazda olaylardan oluşuyorsa ayrıntılarıyla hatırlayabilmemiz de zor. Bu durumda son yaşadıklarımız çok daha kolay erişilebilir ve ayrıntılı biçimde hatırlanabilir hale geliyor. Demek ki neymiş? Birileri hakkında zihnimizde oluşan kanaat 1. büyük ölçüde ilk izlenimle hatırlayalım, uzun vadeli, dirençli ve gelişime açık ve 2. o kişinin sergilediği en son tutum ve davranışlarla şekilleniyormuş. Yani arada olup bitenler o kadar da önemli değilmiş. Peki Öncelik etkisi mi sonralık etkisi mi daha etkili diye soracak olursanız bence tamamen duruma göre değişiyor. Bu konuda henüz kesinleşmiş bir hüküm yok.